İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen SİS-2 operasyonlarında 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını belirterek 37 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen SİS-2 operasyonlarında 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon liralık vergi kaybı engellendi ifadesini kullandı. Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek, kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen SİS-2 operasyonu kapsamında 13 milyon 91 bin 486 adet dondurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kilogram tütün mamülü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.